Merhaba, ben Nurcan Seven. Bir YouTube okulu eğitimine daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. YouTube'da bugün nasıl bir konu işleyeceğiz? YouTuber'ların bilmesi gereken bazı önemli maddeler var. Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Eğer ki YouTuber olmak istiyorsanız ki benim tavsiyem olun, mutlaka başlayın bir yerlerden. Hiç kimseye hiçbir şekilde aldırış etmeyin. Siz yeter ki kanalınızı kurun ve YouTube'a başlayın. Çünkü bu evde, ofiste yani en çok da ev ortamında yapılan bir iş. Herhangi bir şekilde başkasının emrine girmeden çayınızı, kahvenizi yudumlarken yapabileceğiniz bir iş bu. Bu sebeple ben YouTuber olmanızı tavsiye ederim. YouTuberlukta gerçekten zamanı kendiniz ayarlıyorsunuz. YouTube'dan para da kazanabiliyorsunuz. Bunun taktiklerini öğrendikçe, kendinizi geliştirdikçe hiç kimse bir anda kendini geliştirmez. Ama çok iyi eğitimlerden geçerse, çok iyi YouTuber'ları gerçekten takip ederse, bu işi bilenler var yani. Bunları takip ederse gerçekten bir şeyler öğrenir. Çöp video değil de boş video değil de asla para kazanmaya müsait videolar yapmış olursunuz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ben videoların keyfinden öyle laf olsun diye atıldığına inanmıyorum. Herkes YouTube'a video atıyorsa eğlence olsun diye atmıyor YouTube'dan. Evet, karşı tarafa bir şey veriyorsunuz ama para kazanmak da istiyorsunuz. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bunları söyledikten sonra şöyle bir geçiş yapalım, fazla da uzatmadan. Bugün 31 Ocak 2020. Herkesin yeni yılını kutlarım. Umarım 2021 yılında koronavirüsü atlatırız. Herkese böyle sağlık, esenlik, mutluluklar diliyorum. Herkesin gönlünde ne varsa o olsun diyeyim. Önce sağlık olsun. Tabii ki sonra huzur ve sonra para. Üçüncü sırada para. Benim için her zaman öyle oldu. Şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi YouTube'a geçmek istiyorum. YouTube kanalımı açtım gene böyle konuşurken. YouTube'da videolar çekerken bundan bahsetme ihtiyacı da duydum. Bu sebeple de bugünkü videomu bu şekilde hazırlamak istedim. YouTuber olmak istiyorsanız bilmeniz gereken gerçekten 5 önemli bilgiden bahsedeceğim. Birincisi nedir diyeceksiniz. Şimdi benim kanalımın şu anda algoritma 48 saat geriden geldiği için tam göstermiyor. Bir de izlenmeleri düzeltiyor. Herhalde açmayı düşünüyor kanalı. Bu sebeple de şöyle söyleyeyim ben size. Şu anda 2100 abonem var. Bunu niye söyledim? Şimdi bu YouTuber olmak istiyorsanız bazı bilmeniz gereken şeyler var dedim ya, bu sebeple kendimi örnek göstererek bu olayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi 2100 aboneyle ben kalkıp 50 bin, 100 bin abonesi olan kişiyle hemen yarışamam. Çünkü abone sayısı gerçekten yüksek. Dolayısıyla izlenme saati de yüksek. Peki ben ilk etapta kimi baz almalıyım? Kesinlikle büyük YouTuber'lara baz alamam. Evet, onlardan esinlenirim. Onların başlıklarından, işte etiketlerinden, açıklamalarından, işte onların videolarını izleyerek bazı ilhamları alabilirim. Bazı videolar yapabilirim. Bu videoların çoğunu o şekilde yaptım. Ama bir anda çok böyle trend olmamı yani mesela ne siz bekleyin ne de ben kendimden bunu bekleyemiyorum. Bunu istesem de yapamam. Çünkü 50 bin, 100 bin abonesi ve milyon izlenmesi olan bir kanalla hemen aynı anda yukarıda olmazsınız. Bazı etiketleri güzel yakaladığınızda işte 3 yıl önce atılmış bir videonun ya da 1 yıl önce atılmış bir videonun önüne geçebiliyorsunuz. Bunlar kendinizi geliştirdikçe yapabileceğiniz şeyler. Yani büyük YouTuber'lara biz istesek de kafa tutamayız. Bunu söyleyeyim ben size. Ne yapacağız? Mesela benim abone sayıma yakın olan ve benimle aynı kategoride işte eğitimim ya ben eğitim kanalına uygun kanalları inceleyeceğim. İşte onları rakip alacağım kendime. Onlar benim rakip kanallarım oluyor.
3.000, 4.000, 5.000, ben 15.000'e kadar, hatta 20.000'i de normal buluyorum kendimle ilgili. Bu 10.000, 15.000, hani böyle kalkıp 30, 40.000, 50.000 gerçekten diyemem. Bu tarz abonesi olan kanallarla şu an rakip olmam mümkün değil. Videoları attıkça bazı videolar daha farklı patlar. Bazıları işte daha az izlenme saati alırken, daha az görüntüleme alırken bazı videolarda büyük patlamalar olabiliyor. Bu sebeple sizin hangi videoyla patlamanız belli değil. Yani atacağınız videoya bağlı, atacağınız videonun kalitesi çok önemli. Bu birincisi bu. Yani büyük YouTuber'larla hemen yarışamazsınız. Onlara asla kafa tutamazsınız. Abone sayınıza yakın olan abonesi olan ve izlenme saatine yakın gene kanalları takip edebilirsiniz. Onlarla rakip olabilirsiniz. Onlara kafa tutabilirsiniz. Daha büyüklerine tutamazsınız. Gerçekten bu böyle. İkinci olarak da mesela biz video attık. İlk videolarımıza bakacağız. İlk videolarımızı attıktan sonra ben özellikle ilk videomu attıktan sonra biraz ara vermek zorunda oldum. Çünkü evimde ağır bir hasta var. Eşim çok ağır hasta. Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk videodan sonra bayağı bir zaman geçmiş. Onların izlenmesi, daha fazla saatleri görüntülemesi filan. Şimdi ilk YouTube'a video attınız. 1, 2, 3, 5 derken çok video atmaya başladınız. Ama ilk 3, 5, 10 videoda gerçekten hani bir anda böyle çok özellikle ilk 3'ü ve 5'i hiç ciddiye almayın. Hemen tanınmazsınız. Hemen yükselmez. Bazı YouTuber'lar mesela gerçekten çok iyi bildiğim YouTuber'lar, yani bunları kanallarında gösteriyoruz. Yani 3 izlenme, 5 izlenme alan YouTuber'lar var. Bunların hepsi gerçek zaman içinde kanalını büyütmüş ve şu anda çok çok iyi gelirler elde eden ve çok saygın kişiler olmuştur. Bu da bir gerçek. Yani etrafın ne dediğine bakmayın. Yani Ayşe'nin, Fatma'nın, Ahmet'in, Mehmet'in ne dediğinin hiçbir önemi yok. Siz başlayın. Siz videolarınızı yüklemeye devam edin. Bu YouTube'a bunları yüklerken de YouTube'a yardımcı olmanız gerekiyor. Bunu da şöyle söyleyeyim ben size. Hani 3 diyeyim, kanal analizlerinize bakmanız gerekiyor. Yani YouTube'a nasıl yardımcı olacaksınız? Daha önce de anlattım. Bundan bir önceki videomda büyük bir ihtimal. Şöyle olacak. Şimdi ben eğitimle ilgili etiketleri alacağım. Eğitim konusunda öne çıkabilmem için benim de YouTube'a yardımcı olmam gerekiyor. Eğitimle alakalı benim etiketleri kullanmam gerekiyor ki YouTube beni eğitim kategorisinde eğitimle ilgili atılan videoların yanında önersin. Bu sebeple de analizler çok önemli. Mutlaka analizlerinizi kontrol edin. Analizlerinizi kontrol ettiğinizde bu ilk başta olmaz. İlk başta olanları hiç ciddiye almayın. Hani o 5-10 dedim ya. Daha sonrası önemli. Siz düzenli olarak video atacaksınız ve 4 diyeyim ben size, videoyu atarken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Videoyu atarken yayınlanma zamanı çok önemli. Şimdi insanların çalıştığını baz alarak söyleyeyim. 5-6, yani 5-6 hatta 7 gibi videonuzu attığınız zaman kişiler 5-6-7 gibi artık eline telefonunu alıp işte YouTube'a girebiliyor. Buralardan izlenme yapıyor ya da diğer sosyal mecralara. Bu sebeple izlenme saatinizi çok iyi ayarlayın. Yani atacağınız videonun daha doğrusu yayınlama saatini çok dikkatli takip edin. Attığınız zaman şöyle bir analizlerine bakın bakalım, siz 5'te, 6'da ya da sabah işte atıyorum 10'da, 11'de, 12'de attığınız zaman video ne kadar izlenmiş, akşam attığınızda ne kadar izlenmiş. Bunlara dikkat edin. Bunun dışında kesinlikle kategorinizin dışına çıkmayın. Yani mesela ben şu anda eğitim anlatırken kalkıp bir yemek tarifi videosu yapsam, işte dolma nasıl yapılır, pilav nasıl yapılır gibi, sadece pilava ve dolmaya ilgi duyan kişi bir kere izler. Ondan sonrasında bir bakar ki aynı
şeyi devam ettirmemişim veya eğitimi izlerken bir anda bu dolma tarifi işte filan tarifi nereden gelmiş deyip ne yapar? Mesela benim kanalımdan çıkabilir. Bir daha benim videolarımı izlemeyebilir. Yani bu ne demek? Kategorinize bağlı olun. Kesinlikle bir eğitim kanalıyken az önce vermiş olduğum örnekte bir yemek kanalıymış gibi hareket edip bir yemek tarifi vermeyin ya da bir makyaj tarifi asla vermeyin. Makyaj kategorisi farklı, yemek farklı, oyun farklı, işte eğitim farklı. Bunların hepsi birbirinden farklı kategoridir. Mesela bir kanal açtı kişi, hani büyük YouTuber'lardan örnek vereyim, isim vermeyeceğim. Adam işte açmış diyelim ki atıyorum eğlence kanalı açmış ama oyun kanalı yapmaya da müsait. Ne yapıyor? İkinci bir kanal açıyor. Yani eğitim olanı, işte eğlence olanı eğlence olarak devam ettiriyor. Çünkü onun kategorisini bozmuyor. YouTube'un algoritmasını da bozmuyor. Atmış olduğu videoların tabii kategorisini de bozmamış oluyor. Çünkü o kendi içinde analiz ediliyor. Ona göre yerleşiyor. Başlık açıklama ve etikete göre ve kategorisine göre. O sebeple de kalkıyor mesela oyun yapmaya müsaitse oyun kanalında ayrıca açıyor. Bunların hepsi neden yapılıyor? Çünkü YouTube'un algoritmasını artık biliyor. İyi YouTuber'lar yani bu nasıl diyeyim çok iyi kazanan değil mi? Yani önceden var olan para kazanmaya müsait ve oldukça iyi gelirleri olan YouTuber'lar değil mi? Onlar artık bu işi çözmüş zaten. Aynı anda hem eğlence hem oyun yüklemiyor kanalına. Çünkü kanalının kategorisini bozmamaya özen gösteriyor. Onun yerine ikinci bir kanal daha açıyor. İkinci bir kanal açabiliyorsunuz. Bir kanal açtım ya mesela eğitim. İkinci bir kanal eğlence, vlog, oyun, yemek. Her şeyi açabilirim. Çünkü o kategorisini yemek olarak aynı bunun gibi bir kanal çıkıyor. Fakat bu eğitim bununla ilgili girdiğiniz an eğitim diğerinde de yemek tarifine uygun bir başlık seçip ne yapacağım? Bir kanal kuracağım ve işte atıyorum yemek tarifi yemeğe uygun bir başlık seçip orada yemekle ilgili kategorilerde yerleşmeye çalışacağım. Başlık açıklama ve etiketlerime dikkat ederek. Bunu hep söyleyeceğim. Başlık, açıklama ve etiket. Bunlar sizi kanalınızı ve sizin videolarınızı kaldıran önemli bilgilerdir. Bugün yeni yıl nedeniyle bu kadar biraz bahsetmek istiyorum. Bir sonraki videomda size izlenmenizi arttıracak çok önemli bazı taktiklerden bahsedeceğim. Bunu mutlaka takip edin ve izleyin. Çünkü bu videodan sonra gerçekten çok önemli bir taktik anlatacağım. İzlenme saatimiz artacak. Ve yani bazılarının bildiği, bazılarının da gerçekten bilmediği. Yani ben burada hep söylüyorum, bilene değil bilmeyene hedef alarak konuşuyorum. Hiçbir şey bilmeyen, YouTube'a ilgi duyan, neresinden başlayacağım diyen kişileri hedef alarak videolar yapıyorum. Bilenlerle kesinlikle hani bu konuda bir yorum yapmam. Bilenleri de baz almıyorum. Ben bilmeyenlerle ilgileniyorum. Bu sebeple de ben zaten YouTube okulu diye bir başlık kurdum. Bu kanalımın başlığı. Kendi adımı geçirdim. Bu sebeple de ben bunu hep tekrarlayacağım. Hiç bilmeyen bir kişiye nasıl anlatılıyorsa o şekilde videolarımı yapmaya çalışacağım. Buna ayrıca özen göstereceğim. Bundan bahsetmek istiyorum. Bir sonraki videomu mutlaka bekleyin. Çok önemli bazı taktikler göstereceğim size. Şunu da unutmayın. Kanalım açıldığı zaman bazen yorumlar geliyor. Hani siz ne kadar kazanıyorsunuz diye. Koronavirüs sebebiyle bizim kanallarımızın çoğu yani Türkiye'de ve dünyada kanalların çoğu beklemedi. Aslında benim kanalım Mart Nisan gibi 2020 Mart Nisan gibi açılması gerekiyordu ama Türkiye'de bunun koronavirüsle ilgili olan kısmı Türkiye'de ancak kabul edildi. Fakat aslında 2019 yılında koronavirüs başladığı için dünyada da çok yayıldığından dolayı beklemeye alındık. Şu anda YouTube'un algoritması gerçekten kanalları incelemeye başladı. Yani açılmaya müsait olan kanalları hatasız yani başkasını taklit etmeyeceksiniz, tehlike yemeyeceksiniz.
Bunlardan bahsetmiştim. Geriye dönüp bakarsanız videolara bunu anlayacaksınız. Bundan bahsetmek isterim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomu mutlaka bekleyin. Size çok önemli bazı taktiklerden bahsedeceğim. Bir kanalım açıldığında ve para kazanmaya özellikle açıldığında, gelir kısmı gözükmeye başladığında ben size öyle bir analizler göstereceğim ki siz o zaman anlayacaksınız. Hani yorum kısmındaki arkadaşlara hiçbir şey demiyorum. Ve onlara da bir cevap olur gerçekten daha inanarak, daha büyük bir hevesle bu kanalı takip etmiş olurlar. Çok güzel taktiklerden bahsedeceğim. Yani benim videomun işte 52-53 olmasının hiçbir önemi yok. Sizin belki 30 video kendi kanalınız açılacak. Bunun da bir önemi yok. Siz 30 da olsanız, 50 de olsanız nasıl çok iyi paralar kazanacaksınız? Bunun taktiklerini anlatacağım. Bir sonraki videomu mutlaka bekleyin. Özellikle kanalım açıldığında daha çok izleyin. Yani özellikle de kanal açıldığında bunu daha çok izleyin derim. Birçok YouTuber'ı, birçok yani bazı kişileri söylemiyorum. Göstermediği noktaları ben göstereceğim. Çünkü ben kanalımda açık ve net olmayı kesinlikle kafama koydum ve anlatırsam bu şekilde anlatacağım diye bu kanalı kurdum. Bu sebeple kanalımın açılmasını gerçekten canı gönülden istiyorum ki siz YouTube'dan nasıl para kazanıldığını gözünüzle görün. İnsan gözüyle gördüğü bir şeye inanır. Gözünüzle gördükten sonra kafanızda bazı şeyler tamamen netleşecek ve hiç başlamayan biri bile artık başlamış olacak. Bugün anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.